Texas, Houston'dan herkese selamlar. Ben 54 yaşındayım. Bu zamana kadar 3 tane belli başlı iş yaptım. Askerden önce 2 seneye yakın STFA'da çalıştım. İşte asker dönüşü yine aynı şirkete girdim. Yaklaşık 5 yılda Libya'da çalıştım, 7 yıl. Yalnız inşaat şirketi, inşaat işi seyyar bir iş benim gözümde. Mesela bir işe giriyorsun, 2-3 sene orada çalışıyorsun, şirketin işi devam ediyor. Orada bitti mi başka yere gideceksin, orada bitti mi başka yere gideceksin. Ben evlendikten sonra gurbete gitmek istemediğimden ve evi taşımak da zahmetli. Göçebe gibi oradan oraya ev taşıyacağım. O da zahmet olduğundan inşaat işini bıraktım. Kendi gönlümden. İstesem emekli olana kadar çalışırdım. Ama kendi işimi yapmak istedim. Gurbete gitmekten yıldım artık. Büfecilik yaptım. Kayseri Devlet Hastanesi'nin önünde 20 sene yılmadan büfecilik yaptım. Belki belediye kaldırmasaydı halen devam ederdim. Belediye en son 8-10 tane büfe kaldı, hepimizi kaldırdı. Büfe dururken belediye dolmuş aldım, şehir içi dolmuş aldım. 3 sene, 4 sene onu yaptım. Oradan belediye bizi otobüse yönlendirdi. 13 senede şehir içi özel halk otobüsü yaptım. Toplam 16-17 sene yolcu taşımacılığı yaptım. Yani diyeceğim, tuttuğum işi kolay kolay bırakmam. Yapıştım mı iyi yapışırım, Japon gibi. Bırakmam. Çalışırım da, işimi de iyi yaparım, bırakmam da kolay kolay. Öyle mesela 3 kuruş fazla verdi diye başka işe kayayım. Yahut da işte şu iş daha şeymiş oraya kayayım, yok. Tuttum işi sonuna kadar götürmek isterim. Otobüsü de Kanada'ya gideceğim diye sattım. Benim damadın kardeşi Kanada'ya gidince oranda şartlarını bize deyince adam başı 700-800 dolar maaş verecekler. İyi dedik gidek adam başı 700-800 dolar alak 5 kişilik 4000 dolar. Ben Kayseri'de 7-8 senede çalışmam. Otobüsün geliri 3-5 kuruş kiram var. Evimde kendi evim kira derdim de yok. Geçiniyordum rahat rahat geçiniyordum. Kanada'ya da gidince çalışmayacaktım. Yani niyetim neyim? Adam başı 700-800 dolar maaş. Biz o parayı ev kirası, masraflar, çocuklar da okuyan okusun, çalışmak isteyen çalışsın. Ben yine bir tane motosikletimi, bir tane arabamı Kayseri'deki gibi gezip keyfime bakacaktım. 5-6 ay biz bunun planını yaptık. İşte YouTube'dan izliyorum şimdi. İşte Kanada'daki YouTuber'ları izliyorum. İşte nasıl, oralar nasıl? Bizim damadın kardeşinden haberler alıyor. İşte nasıl oralar? Şebeke mebeke ayarlamak, otobüsü satmak 5-6 ayımı sürdü. Biletler alındı, şebeke parası emanete bırakıldı, biletler alındı. La 10 gün kaldı ya. 10 gün kala bizim baydan bir tane gitmesini Kanada'ya. Kapı kapanmasın mı? Her şey hazır, yolcu her şeyimizi hazırladık. Gidecek artık 10 gün kala. Kapı kapandı, gidemedik. Kanada'ya gidemedik. Planımız suya düştü. Ondan sonra işte komşunun oğlu da işte gelin Amerika gelin. Kapı açılırsa gidersiniz. Açılmazsa burada bakarsınız deyince Amerika'ya gelek ama Amerika için düşünecek zamanım olmadı. Buranın nasıl bir yer olduğunu gözü kapalı geldik. Kanada iyiydi. Çalışmayacaktım, gezecektim. Buraya gelince burada Kanada gibi değil. Sosyal bir devlet değil. Yardım yok, devlet yardımı yok. Ve masraflar sağlam. Ödeyeceksin her ay tıkır tıkır masraflar var. Gelirin yok. Onun için burada çalışmaya karar verdim. Mecbur çalışacağım. İşte bir Türk şirketi ne girdim. Bulunduğum evin sahibinin. Sevindim. Ne yalan söyleyeyim. Niye? Çünkü şirket Türk. Çalışan arkadaşlar Türk. Niyetim işte burada da emekli olana kadar, elim ayağım tutana kadar çalışayım. Ya bu yaştan sonra iş yeri kurmak, bilmem ne etmek zor yani. Yoruldum artık yani. Böyle bir şey istemiyorum. Ama işte yangın çıkıp da işten atılınca işler bambaşka şeye döndü. Yani insanın her şeyi istediği gibi planı işlemiyor. Bazen sen plan koyuyorsun, hedef koyuyorsun ama olmayınca olmuyor. Elinde olan bir şey, elimde olan bir şey değil. İşte işten atılınca 2 ay boyunca çok sıkıntı çektim. Hele 1 ay, ilk
bir ay, hele ilk bir hafta çok çok sıkıntı çektim. Sabaha kadar yatamaz mı insan? Sabaha da yatamadım bir hafta. Cebelleniyorum kendi kendime, cebelleşiyorum. Cebelleşiyorum, niye bu bina yandı? Niye beni işten attılar? Suçum neydi? Ne oldu, niye itti? Kendi kendimle cebelleşiyorum. Ya insan ölmek ister mi? Öldürmek ister mi? Aklına geliyor. İster mi insan, normal insan, mutlu insan ister mi? Ama insan aklına geliyor. Yani silah olsaydı ne yapardım bilmiyorum. İnsan aklına geliyor. Yani Allah hiçbir kulunu zora düşürmesin. Hiçbir kulunu zora koymasın. Kolay değil. Yani halen düşündükçe ürperiyorum arkadaş. Yani niye oldu arkadaş? Yani neydi benim suçum? Veya niye yandı Dürzü'nün yüzünden? Niye yanayım? Hayalim emekli olana kadar. Yani zaten emekliyim, Türkiye'den emekliyim de. Elim ayağım tutana kadar çalışayım. Çocuklar da okuyan okusun. Çalışmak isteyen çalışsın. İşte bu. Çok sıkıntı çektim arkadaşlar. Yani Amerika'da işsizlik çok zor. Çünkü oturduğum ev Kayseri'deki evimin yanında ahır sayılır. Kayseri'deki evimin yanında ahır. Ama 1200 dolar kirası var. E burada her şey dolarla arkadaş. Markete gidiyorsun dolarla. Yani bir dolar gelecek ki masrafımı karşılayayım. Ha Türkiye'deki emekliyim. 3-5 kuruş kira gelirim var. Ama buraya getirdim. Burada para gitmiyor. Evin kirasının 4'te 3'ünü zor ödüyor. Ödemiyor. Evin kirasının 4'te 3'ünü bile bilmiyor. E burada masraf da var. İşte bir ay sonra kim dedi, nasıl oldu bilmiyorum. Facebook'ta yazdım arkadaş. İşte ben çalışma iznim yok. İşte işe ihtiyacım var. El aletlerini kullanabilirim. Arkadaşım bir denesi yazdı ki gel çalışırsan 10 saat çalış sana 120 dolar vereyim. Gittim çalıştım sağ olsun. O da 120 vermedi de 140 dolar verdi. Bir gün, iki gün sonra yine gel dedi. İki gün sonra gittim. Bu sefer de 150 dolar verdi. Tabi bir hafta sonra yine gel dedim. Gittim. Bir 140 dolar da o zaman verdi. Ama işin, yani iş bitti. Yani bana lazım olan devamlı bir iş. Çünkü yani 3 gün çalıştın, 5 gün çalıştın da burada Amerika dönmüyor. Her ay diyorum ya, kira dönüyor, evin masrafı dönüyor ama senin yani 3 gün, 5 gün çalışmana iş bitmiyor. O arkadaştan sağ olsun çok iyi bir arkadaş çıktı. Bana çok yardımcı oldu. Beni başka bir arkadaşla tanıştırdı. Başka bir, onun da bir tane tanıdığı varmış. Yani insan sebep, her şey bir sebep. Herkes birbirine bir sebep olursa iyi oluyor. Onunla, Iraklı bir arkadaşla tanıştım. Beni tanıştırdılar. Onun yanında çalışıyorum. İş oldukça beni çağırıyor. Saat ücreti 14 dolar. İş oldukça çağırıyor. Gidiyorum çalışıyorum. Ha bayağı bir şeyler öğrendim. Bir yani kurs gibi. Hem öğreniyorsun. Yeni yeni şey, aletler görüyorsun. Yeni yeni bir işler görüyorsun. Bir anda kurs gibi. Bir anda işte saat ücreti 14 dolar ama iş garantisi yok. Devamlı bir iş değil. Adam iş yaparsa diyelim ki 2000 dolar aldı. Sana verecek saat ücreti 114 dolar. Onu kurtarır mı? Kurtarır. Ama beni kurtarır mı? Zor. Ben isterim ki devamlı bir işim olsun. Ama işte değil mi işte hayaller başka, hedefler başka. İşte kısmet, hani kader, yani kaderin ne getireceği belli olmuyor. Başka ne diyeceğim? Unuttum vallahi. Diyeceğim. Ha. Bu arada Kayseri'deki motorcu arkadaşlarım, unutmadan söyleyeyim. Benim için çok uğraştılar. Bağ iş bulmak için. Ta Amerika'ya uzandı kolları ya. Çok uğraştılar. Yani Allah hepsinden razı olsun. Çok uğraştılar. Çok emek gittiler. Burada bir denesinden çalıştırdılar. Ta telefon trafiğiyle. Gittim. O da işte bilmem tam usta adam arıyormuş. İşte şu anda da ihtiyaç yok. Bir tane New Jersey mi ne? Buraya kaç bin kilometre. O da şoför arıyor. Zaten çalışma iznim de yok. Ehliyetim de yok. Belki ileride ehliyet olsa olabilir. Ama çok uğraştılar. Allah hepsinden razı olsun. Sağ olsun.
burada arkadaşımla tanıştık. 3 gün çalıştım ya. Onunla da tanıştık. Çok iyi bir insan. Allah ondan da razı olsun. Diğer abimine de Allah razı olsun. İsimlerini söylemeyeyim. Onunla da Allah razı olsun. Şimdi işte bilmiyorum nasıl olacak. Nasıl gideceğiz bilmiyorum. Yani işte geldik bir kere. Katlanacağız ama işte başımıza ne gelecek, sonu nasıl olacak bilemiyorum. İnşallah iyi günlerimiz de gelir. İnşallah bu günlerde atlatırız. Bir şekilde atlatırız. O günlerde paylaşırım. Şimdi bazı arkadaşlar şunu söylüyor bana. YouTube'da gidince, abi sağlam şebeke var mı? Ya tamam arkadaş. Sağlam şebeke var diyelim. Benim o işlere işim yok da hadi diyelim var. Sen sağlam mısın? Hadi arayacağım bulacağım arkadaş. Yani bir şey diyen kimseye bir şey diyemem. Arayacağım bulacağım. Benim kimseye bir şey diyecek lafım yok yani o konuda. Amerika bir de şunu söyleyeyim. Gençler için çok iyi arkadaş. Yani sıkıntı burada şöyle. Ben Türkiye'de yani bir laf var. Eleğim unumu eledim, eleğimi astım. Ben Türkiye'de çok çalıştım. Evim oldu. 3-5 kuruş kira gelerek gelirim oldu ve otobüsüm vardı. Çalışmıyordum. Ama buraya gelince burada sıfıra düştüm. Mecbur çalışıyorum. Benim için zor. Ama burada genç olsam, buraya genç bir insan gelse her şekilde geçinir. Yani sıkıntı çeker mi? İlk bir sene, iki sene sıkıntı çeker. İş bulmasında, ev bulmasında sıkıntı çeker ama ilerisi çok iyi. Ben burada 10 sene önce gelen, 5 sene önce gelen, 15 sene önce gelen de burada fakir olan insan görmedim. Bizim Türkler için bahsedeyim, Araplar için bahsedeyim. Fakirini görmedim arkadaş. Neden derseniz, şimdi bizim insanlar paraya aç. Bizim insanlar işe aç. Yeter ki iş olsun, yeter ki para olsun. Buranın milleti yokluk görmemiş arkadaş. Zaten Amerika'dan bizim gibi mülteciler. Çünkü kendi vatandaş yokluk görmemiş ki, açlık görmemiş ki. Çocuklar rahat yaşamış. Her şeyler, imkanları var. Ve yani bizimkiler kadar çalışkan değil. Ama bizim denir veya özellikle Türkler diyeyim. Mesela İranlılar veya şeyler, Araplar da bayağı iş gördüklerine zengin. Ama şu Afganistan'dan bilmem şuradan buradan gelenler tanımadım. Belki onlarda daha durumu kurtaran zengin olanlar vardır. Daha gençlere diyeceğim gençler gelebilir. İmkanları varsa gelebilir. Yani burada bir kişi iki sene sıkıntı çekerse de ilerisi parlak kardeşim. İleride burada çocuklar için bulunmaz nimet. Zaten buranın iyi yönlerini, sevdiğim yönlerini, sevmediğim yönlerini de artık önümüzdeki haftadan itibaren yazacağım, okuyacağım, söyleyeceğim. Diyeceğim herkese hoşça kalın. Görüşmek üzere. Pazar günü görüşürüz. Bye. Ha unutmadan ya. Ya unutuyorum siz de hiç aklınıza gelmiyor arkadaş. La paylaşın la. Ben mi diyeceğim arkadaş? Paylaşın, beğenin, yorum yapın. La Facebook'tan gönderince Facebook'a şeyden WhatsApp'tan göndereyim. WhatsApp'a yorum yapınız. La oraya yapmayın arkadaş. Videonun altına yorum yapın. Beğenin. Lan eliniz mi ağrır? Ben mi diyeyim arkadaş? Hadi görüşmek üzere.